Zenginler iki türlüdür bu sebeple. Süleyman Aleyhisselam'ın zenginliğine bakın. Dünyanın gördüğü en zengin insan. Daha zengin kimse yok. Ama dünyanın gördüğü en çok secde eden insan. En çok şükreden insan. Daha çok secde eden yok. Ne kadar çok nimet verdik de Allah Teala bu peygambere o kadar fazla şükrediyor, o kadar fazla zikrediyor. Farklı farklı hayvanatı ordusuna asker olarak alabiliyor. Mesela bir yere sefere çıkıyor. Feridüddin Attar anlatıyor. Allah ondan razı olsun. Büyük bir veli. Süleyman Aleyhisselam ordusuyla sefere çıkıyor. Ordusu kimlerden oluşuyor? Bir, insan askerler. İki, cin askerler. Üç, hayvan askerler. Böyle ordusu olan bir insanı düşünebiliyor musunuz? İstihbaratından bahsetmiyorum bile. Yani hem cinli istihbaratı var hem hayvan istihbaratı var. İnsan istihbaratına hiç ihtiyacı yok. İnsanları görevlendirmiyor casusluk için. Cinleri gönderiyor, hayvanları gönderiyor. Ordusunu topladı. Dedi ki vezirlerine hayvanların tamamını, birkaç hayvanla konuştu. Kuşların tamamını bana çağırın dedi. Ne kadar kuş çeşidi varsa mübareğin sarayına gittiler. Dediler ki sefere çıkacağız. Kafir beldede iman etmeyi reddeden, İslam'a tabi olmayı reddeden bir ülkeyle savaşa gideceğiz. Kim ne yapabilir bana hünerlerinizi gösterin. Kuşlardan bilgi istedi. Kuşların hepsi taklalar attılar, hünerlerini gösterdiler. Benim şu özelliğim var, benim bu özelliğim var. Hepsi birbirine hava attı. Allah'ın peygamberinin gözüne girmeye çalıştılar. Hüthüt kuşu geldi. Dedi ki ey Allah'ın peygamberi, Allah bana bir özellik verdi. Ben gökte uçuyorken, yere baktığımda, zemine baktığımda, yerin altında nerede su damarları var görebiliyorum. Allah bana bu gözleri verdi. Eğer beni orduna alırsan ve bana kuvvetli bir vazife verirsen, diğer kuşların liderliği gibi, kuvvetli bir vazife verirsen, ordunla sefere çıktığında su sıkıntısı asla yaşamazsın. Abdest alma, yıkanma ve içme. Çünkü ben nerede damar var görürüm. Bunu sana bildiririm, askerlerin kazarlar, suyu çıkartırlar, dedi. Bunu duyunca Süleyman Aleyhisselam şaşırdı. Dedi ki böyle bir yeteneğin varsa işime yararsın. Karga atladı. Karga biliyorsunuz kardeşler. Hayvanlar içinde en hasetçi olandır. Karga. Çekememezliği en fazla olan. Kılavuzu karga olanın gerisini getirmiyorum. Siz zaten arifsiniz. Dedi ki ey Allah'ın peygamberi bu hüthüt uyduruyor. Yalan söylüyor. Diğer kuşların önüne geçsin diye yalan söylüyor. Gökten bakıyormuş yere de su damarlarını görüyormuş falan. Bunlar uydurma. Madem su damarlarını görüyor, avcılar buna küçük küçük tuzaklar kuruyorlar. Su damarlarını gören bu tuzaklara düşmekten kendisini sakınamaz mı? Ama bu hüthüt tuzaklara düşüyor. Yalan söylüyor bu, dedi karga. Süleyman peygamber dedi ki savun kendini. Açıklama yap. Makul bir şey söyledi karga. Hüthüt kuşu dedi ki efendim siz bilirsiniz ki kader ve kaza başa geldiği zaman bilgi kör olur. İrade sağır olur, kör olur. Düşünce, karar kör olur, sakat kalır. Kaza ve kader başa geldiği anda o iş başına gelir ve hiçbir şey yapamazsın. Benim de ecelimin vakti geldiği anda hiçbir peygamber, hiçbir kuş ya da hiçbir başka hayvan beni o tuzağın içine girmekten alıkoyamaz. Ama ben o tuzağa giriyorum diye Allah'ın bana verdiği bu kuvveti söylemekten geri mi kalayım? Tuzakları göremiyorum ama yerin altındaki suyu görebiliyorum. Beni test et, dedi. Süleyman Aleyhisselam hüthüt kuşunu test etti. Ve hüthüt dediği gibi nerede damar varsa her birisini birer birer Süleyman Aleyhisselam'a söyleyince kuşların veziri mertebesini de Süleyman Aleyhisselam hüthüte verdi. Bu böyledir. Sen Allah'ın dinine yardım edersen, şükrünü arttırırsan Allah senin yardımcılarını arttırır. Sana daha fazla meleklerden yardımcılar gönderir. İnsanlardan yardımcılar gönderir. Hayvanlardan yardımcılar gönderir. Seni severler. Senin için hayır dua ederler.